İnsanoğlu para istiyor. İnsanoğlu gaybı, geleceği, kaderini bilmek istiyor. İnsanoğlu maddi durumuna göre değer görmek istiyor. Bu ayetler, daha başka birçok var ama bu ayetlerde bu üçünü görüyoruz. Para. Hangi cemaate takılsam köşeyi dönerim. Hangi tarikatın, grubun parası daha çok, adamı daha çok? Adamın gözü dinde imanda değil ki. Para, pul, makam. Hangi grup çok para dağıtıyorsa bir anda kabarıyor. Her tarafı o grubun adamları dolduruyor. Para dağıtamaz hale gelince en önce terk edilen grup da onlar oluyor. Para böyle bir şey. Vefasız. Paranın adamları da vefasız. Peki Rabbimiz ne vaat ediyor? Peygamberler ne vaat ediyor? Yine Hud suresinin girişi. Ellâ te'abudû illallah. Bak siz parayı çok seviyorsunuz. Koltukları çok seviyorsunuz. Şöhrete bayılıyorsunuz. Zevkli, keyifli bir hayata hayransınız. Nefsani bir hayat istiyorsunuz. Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasını sevmeyeceksiniz. Kalbinizde Allah'tan başkası bulunmayacak. Çıkarın şu çöpleri. Kalplerimiz çöplüğe döndü, çöplüğe. Araba teneke parçaları, koltuk tahta bez parçaları, evler taş, demir parçaları. Kalplerimiz çöplük. Bir temizleyin şu kalpleri. Şu dünya çöplüğünden kalplerinizi bir temizleyin. Yerine Rabbinizi koyun. Onun ilahi nurunu doldurun. Ellâ te'budû illallah. Ondan başkasına kulluk yok. Nedir kulluk? Sınırsız sevgi. Sınırsız itaat.